Evet, kıymetli dostlar. Cümleten selamünaleyküm. Daha önce sizlerle Mimar Sinan'ın muhteşem eserlerinden Şehzade Camisi'ni paylaşmıştım. Bugün de yine Mimar Sinan'ın muhteşem eserlerinden, hatta kalfalık eserim dediği Süleymaniye Camisi'ndeyiz. Süleymaniye Camisi'nin önce avlusunda bir tur atalım. Daha sonra içine gireriz. Şöyle yavaş yavaş avluya doğru girelim. Evet. Şehzade Camisi'nin videosunda Şehzade Camisi'nin avlusunu muhteşem olduğunu söylemiştim. Süleymaniye Camisi'nin avlusu Şehzade Camisi'nin avlusundan tabii ki daha güzel. Arka taraf deniz manzaralı. Evet, şimdi diğer taraflara geçip oradan devam edelim. Evet değerli dostlar, Şehzade Camisi'nin avlusunu muhteşem bulduğumu söylemiştim. Süleymaniye Camisi'nin avlusu Şehzade Camisi'nin avlusundan daha muhteşem diyebilirim. Görüyorsunuz. Belki ağaç sayısı bakımından azdır ama heybetli çınar ağaçlarıyla daha geniş ve daha düzenli bir avlu burası. Burası da bildiğiniz gibi külliye. Çevresinde külliyenin çeşitli bölümleri var. Bu arabalar da beni buluyor. Şu anda cami avlusunun kuzey tarafındayım. Cami avlusunun güney tarafında türbeler var. Avludan biraz çektikten sonra türbeler bölümüne gidip daha sonra da iç avlu ve caminin içine doğru gireceğiz inşallah. Evet. Duymayanınız yoktur. Mimar Sinan bu caminin inşaatında çok değişik teknikler kullanarak mükemmel işler yapmıştır. Mesela is odası bunlardan bir tanesi. Deve kuşu yumurtaları kullanmış. Bazı haşeratlar için. Evet, az önce söylediğim gibi Süleymaniye Camisi Mimar Sinan'ın muhteşem eserlerinden bir tanesi. En ustalık eseri Edirne'deki Selimiye Camisi iken bu ondan bir önceki eseri Süleymaniye Camisi. Süleymaniye Camisi bu dört muhteşem minaresiyle İstanbul'un güzellik katmakta. Şöyle dört muhteşem minareyi göstereyim. Evet. Yine az önce söylemiştim. Bu caminin inşaatında kullanılan teknikler bugünkü mühendisler hala kullanamıyor desek yalan olmaz. Hele şu temelin içinde
drenaj mı desem, hani o tür teknikler kullanılmış. Çok ya üstün niteliklerde bir temeli var ve içeride de çok değişik, muhteşem teknikler uygulanmış. Avluyu şöyle bir gösterip türbeler bölümüne geçeceğim. Türbeler bölümüne girmiş bulunuyoruz. Evet. Türbeler bölümünde gördüğünüz gibi burası Kanuni Sultan Süleyman ve başka kimler var? Hemen söyleyelim. Rabia Sultan, Sultan 2. Ahmet, Sultan 2. Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman, Mihrimah Sultan, Saliha Dilaşup Sultan, Asiye Sultan bu türbede bulunmakta. Hemen yanında Hürrem Sultan Türbesi bulunmakta. Hem de sahi saati geçtiği için türbeler şu anda kapalı. İçeri giremiyoruz. Evet. Burası da Hürrem Sultan Türbesi. Bu türbede Hürrem Sultan, Şehzade Mehmet, Hanım Sultan olmak üzere 3 kişinin içinde bulunduğu türbe. Süleymaniye'ye gelip bu manzarayı çekmesek olmazdı. Hemen karşımızda Galata Kulesi. Tam aşağıda Bistanpaşa Camisi'nin minaresi. Galata Köprüsü. Boğaziçi Köprüsü. Karşıda Çamlıca Camisi, Çamlıca Kulesi. Boğaz. Süleymaniye Camisi'nin ayakları altında. Manzara muhteşem. Evet arkadaşlar, Süleymaniye Camisi'nin dış avlusundan iç avlusuna girdik. Şöyle iç avluyu da hızlı bir şekilde göstereyim. Bütün camilerde olduğu gibi iç avluya giriş de 3 tane kapıdan oluyor. Şurası doğu kapısı. Burası batı kapısı. Şu anda benim bulunduğum ve girdiğim kapı da kuzey kapısı. Şadırvanın etrafını kapatmışlar. Evet, şöyle iç avludan kubbeyi ve minareleri bir gösterelim. Evet değerli arkadaşlar, Süleymaniye Camisi'nin içine girdik. Okay, so
good to you. I know English. I know Arabic. Okay. A little bit of French. Maybe you have seen the. Evet değerli arkadaşlar, Süleymaniye Camisi'nin içindeyiz. Süleymaniye Camisi'nin içinde, dışarıda da söylemiştim, kullanılan çok önemli özelliklere sahip tekniklerden bahsetmiştim. Onlardan bir tanesi şu ampullerin arasındaki deve kuşu yumurtaları. Bu deve kuşu yumurtaları neden kullanılmış olabilir? Belki duydunuz, belki duymadınız. Her camide çok çok rastlamışızdır. Köşeler özellikle örümcek ağıyla sarılmış olur. Bu deve kuşu yumurtaları kullanılarak bu camide örümcek ağı oluşmasını Mimar Sinan engellemiş. Diğer bir önemli şey de biliyorsunuz, bu ampuller yerine o zamanlar ne kullanılıyordu? Kandil kullanılıyordu. Kandilin çıkardığı isler vardı. O kandilin çıkardığı isleri bu caminin içinde bir hava akımı oluşturarak Mimar Sinan bütün kandil islerini caminin ana giriş kapısının üstündeki şu odadaki 4 tane delikten o isleri toplayarak is odasına almış. Şu 4 tane siyah şeyleri gördünüz sanırım. Evet. O is odasına isleri toplamak için olan delikler onlar. İşte is odasına toplamış. O is odasına toplanan islerle de Mimar Sinan çok kaliteli mürekkep üretmiş ve bu mürekkebi de birçok yerde kullanmışlar. Evet. Sadece bu iki teknik bile Mimar Sinan'ın ne derece büyük bir mimar olduğunu göstermez mi? Bunun yanında yine bu kubbe inşaatında, minarelerde çok özel teknikler kullanılmış. Özel diyerek geçiyorum çünkü benim anlatamayacağım kadar önemli teknikler kullanmış. Evet, cami 4 ana direk üzerine oturtulmuş bir kubbe ve bu kubbenin etrafında 2 yarım kubbe ile örtülmüş. Bu kubbelerin çevresinde 1, 2 de bu tarafta olmak üzere yine küçük yarım kubbeler var. Bir de şu is odasının üzerinde bir kubbe daha var. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Süleymaniye Camisi'nin içinden muhteşem Süleymaniye görüntüleriyle hepinize hoşça kalın diyorum.